köklü sayılarda bizim bilmemiz gereken şey şunların yaklaşık değerleri. Zaten sen buraya yazmışsın. 27 5'ten biraz büyük olduğu için bu 5 virgül bir şeydir. Nık 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 nık. Tamam mı? B artı y bu da 3'ten büyük olduğu için 3 virgül bir şeydir. Bak burada bize diyor ki x 0 ile 1 arasında, y de 0 ile 1 arasında. O zaman buradaki a 5'tir. Yani şuradaki nık 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 nokta nokta yazdığımız şeyler zaten 0 ile 1 arasındaki sayılar. Bunlar yani. O zaman b de 3 olacaktır. Bize söylediği şey burada x eksi y aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor. O zaman şöyle yapacağım şimdi. A artı x eşittir 3 kök 3. A'ya ben 5 dediysem o zaman x dediğimiz 3 kök 3 eksi 5. Sonra b artı y eşittir 2 kök 3. B'ye de 3 dediysek y de eşittir 2 kök 3 eksi 3. O zaman mutlak değer x eksi y. Mutlak değer x dediğimiz 3 kök 3 eksi 5. Çıkarma işlemi olunca parantez kullanıyorum. Bu da 2 kök 3 eksi 3. Mutlak değer 3 kök 3 eksi 5 eksi 2 kök 3 artı 3. Bu da eşittir. Mutlak değer kök 3 eksi 2. Şimdi 2 mi büyük, kök 3 mü büyük? Hangisi büyük? Karelerini alacaksın. 2 daha büyük. Bunun karesi 4, bunun karesi 3. O zaman 2 daha büyükse burası negatiftir. Negatif olduğu için biz bunu eksiyle çarpıp dışarıya çıkaracağız. Yani eksi kök 3 artı 2. 2 eksi kök 3 olacakmış sorumuzun cevabı. Güzel bir soruydu.